Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte suyun altında telefonunuzu kullanabileceğinizi iddia eden su geçirmez kılıfı inceliyoruz. Arkadaşlar, ürün zaten adı üzerinde su geçirmez kılıf. 6 inçe kadar telefonlarımızı içine koyuyoruz ve IPX8 teknolojisi sayesinde telefonumuza su hiçbir şekilde nüfus etmiyor. Tabii iddia bu şekilde, biz bunu test etmeden bırakmayız. Ürünü biraz daha anlatmaya devam edeyim. Üzerinde 2 tane kilit bulunuyor. Bu kilitleri açtığımız zaman bir tane cep gibi bir şey çıkıyor. İçine telefonu direkt koyuyoruz ve daha sonra kapatıyoruz. Bu kilidi artık suya girebiliriz. Arkadaşlar, ürünün farklı farklı iddiaları var. İlk iddiamız tabii ki de su geçirmemesi. Öncelikle bunu test edeceğiz. Şimdi test telefonumu bir alayım. Gördüğünüz gibi IP68 sertifikasına sahip bir telefon. İlk iddiasını bir deneyelim. Su geçiriyor mu? Önemli olan telefon değil tabii ki de kılıfın su geçirip geçirmemesi. Telefonu içine koyacağız ve neler olacak bakalım. Evet arkadaşlar, telefon kılıfla birlikte şu an Çağdaş'ın elinde. İyice ağzını falan kapattık. Her şeyini, kilitlerini hallettik. Şimdi ürünün iddiası 1,5 metreye kadar dayanacak. Çağdaş şimdi suyun içine bırakacak. Şu an benim elimden damlayan birkaç damla var üzerinde. Ancak hakikaten de telefon bir damla dahi su almamış arkadaşlar. Evet, telefonumuz cayır cayır çalışıyor şu an. Arkadaşlar, şu an Çağdaş'la Levent abi havuzun içindeler. Ve bakalım kılıfın dokunmatiğini suyun içinde kullanabiliyor muyuz? Birisi çekecek, birisi de kullanacak. Haydi nefesinize kuvvet. Bir de suyun en dibinde deneyecekler şimdi. Şunu belirtelim ki suyun içinde bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Evet. Aynen. Ayrıca çalışsa bile şöyle bir sorunumuz var. Kılıftan dolayı ekran çok fazla parlıyor ve suyun içinde herhangi bir şey göremiyorsunuz maalesef. Yani kılıfımız tamam su geçirmiyor ama suyun altında kullanım iddiasını karşılamıyor. Arkadaşlar tamam, telefonun suyun altında kullanamıyoruz ancak su geçirmiyor. Bunu öğrenmiş olduk. Peki kılıfın içinde video kaydını nasıl yapıyor? Temiz yapıyor mu, yapmıyor mu? Şimdi hep beraber bunu bir izleyelim. Levent abiyi bir havuza tekrar yollayalım. Evet arkadaşlar, kılıflı kılıfsız videoları da gördüğünüze göre son yorumumuzu yapabiliriz artık. Kılıfın içinde video çekerken görüntü kılıfsızkenki kadar maalesef ki iyi olmuyor. Yani eğer bu kılıfı alacaksanız aslında tek amacınızın telefonunuzu sudan korumak olması gerektiğini unutmamak lazım. Yani en azından bizim deneyimlediğimiz kadarıyla su altında öyle aman aman fotoğraf çekmek için falan kullanılabilecek bir alet değil. Sizin telefonunuz hali hazırda su geçiriyorsa ve ben bunu su altı fotoğraf makinesi yapacağım diyorsanız o hayalleri bir tık kenara bırakmakta fayda var. Ha, yapabilirsiniz ama hani bazen temastan kaynaklı kayıt falan durabiliyor. Siz çok güzel bir an yakaladım derken bir çıkarsınız ortada bir tane fotoğraf falan oluyor. Öyle şeyler başımıza geldi. Evet. Biz bunu biraz pahalıya aldık arkadaşlar. Bunun 10-15 liraya satılan versiyonu da var. Ondan satın alabilirsiniz. Evde içine bir tane kağıt koyun. Suyun altına biraz tutun. Su geçirmiyorsa problem yoktur. Kullanabilirsiniz diyebiliriz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hemen şuraya bir anket hazırladık. Ürünü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunu orada cevaplayabilirsiniz diyelim. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.